2020'ye oranla 2021 yılında şehrimizde katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık %20,2, iş yerinden hırsızlık %20, otodan hırsızlık %37,4, oto hırsızlığı %27, motosiklet hırsızlığı %12,4 azaldı. Mala karşı suçlarda aydınlatma oranımızı da bir önceki yıla göre %45 artırdık. 2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık sayısı 35 iken bu sayı 2021'de 28'e düştü. Bir günde iş yerinden hırsızlık sayısı 19'dan 15'e, oto hırsızlığındaysa 7'den 5'e düştü. 2020 yılında 8.490 olan dolandırıcılık suç sayısı 2021'de maalesef 10.357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri, burası önemli, ya internet ya da telefonla yapılıyor. Hemşerilerimden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Terör dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi İstanbul'umuzun da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2.769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5.563 şahsı yakaladık, 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında suç örgütlerine yönelik 485 operasyonda 1.754 şahıs yakalandı, 426 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele, bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa, bizim de bu konuya bakışımız tam da bu. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu amaçla 2021 yılında ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 66.955 şahıs yakalanırken 9.534 kilogram uyuşturucu madde, 5.393.208 adet hap, 2.054.782 adet sentetik eczan maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6.414 şahıssa tutuklandı. Burası önemli. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31.765 oldu. İstanbul'da son 3 yılda 3.986 metruk bina tespit edildi. 2019 ve 2020 yıllarında bu binaların 840'ını yıktık, 1.310'unu da güvenli bir hale getirdik. Geçen yıl, yani 2021 yılındaysa 707 metruk bina yıkıldı. Alınan önlemler sonucunda 405 metruk bina güvenli hale getirildi. Emniyetimizin narko rehber, narko nokta, narkolog ve narkotik eğitim tırı projeleri uygulamaya devam ediyor. 388 etkinlikle 214.406 vatandaşımızı bu noktada bilgilendirdik. Evlerimizde ise annelerimiz bu çabanın en büyük destekçileri. Çocuk ve gençlerimizi bu büyük tehditten annelerimizin dikkati ve şefkatiyle koruyabiliriz. Bu amaçla
En iyi narkotik polisi anne eğitimi projesiyle İstanbul'umuzda gerçekleştirilen 193 etkinlik ile 14.320 annemiz bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen Uyuma, yani uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması, narkotik birimlerimiz ve hemşehrilerimiz arasında bir köprü vazifesi görüyor. 2021'de 7.099'u Uyuma uygulamasına olmak üzere toplam 56.590 ihbar alındı. Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadelede sizlerin destekleri çok önemli. Verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. En büyük önceliklerimizin başında kadına yönelik şiddetle mücadele geliyor. KADES mobil ihbar uygulaması işte tam da bunun için hayata geçirildi. İstanbul'umuzda geçen yıl sonu itibariyle bu uygulamaya kayıt sayısı 426.941'e ulaştı. 30.444 kadına KADES bilgilendirilmesi yapılırken ihbar sayısı 56.080 oldu. KADES ihbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum, kabul etmiyoruz. 2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik. 210 şüpheliyi yakaladık, 29 şahıs tutuklandı. Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında ise 714.353 paket kaçak sigara, 465.130.488 makaron, 227.475 kilo tütün ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2865 operasyonda 5002 şahsı yakaladık, 147 şahıs tutuklandı. 5 yıl önce İstanbul'da 4.127.805 olan motorlu araç sayısı 577.474 artarak 2021 yılı sonunda 4.705.279'a ulaştı. Yapılan uygulamalarda kontrol edilen araç sayımız 2020'ye oranla %21 artarak 9.359.212 oldu. Bir Hareketine Bakar Hayat projesinin de katkılarıyla 2021 yılında emniyet kemeri takma oranımız %95'e yükseldi. Ama bu yetmez. Hedefimiz hep birlikte %100'ü yakalamak. Siz hemşehrilerime bu konuda güveniyorum. Gözümüzün aydınlığı evlatlarımızın okul yolundaki güvenliklerinin içinde denetimlerimizi aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında 21.557 servis aracı kontrol edildi. 33.102 ceza işlem yapıldı. 2021'de ise 38.871 servis aracı kontrol edildi. 38.900 cezai işlem uygulandı. Hepimizin güvenliği için trafik kurallarına uymak bir zorunluluk. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen hız, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği ve cep telefonu kullanımı gibi birçok hususta denetim ve uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sanal devriyelerimiz iş başında. Biz bu dünyada da güçlüyüz. Siber güvenlik ekiplerimiz internet yoluyla işlenen suçlara karşı 7/24 çevrim içi güvenliğin sağlanması için kararlılıkla mücadele ediyor. 2020 yılında 3.346, geçtiğimiz yıldaysa 2.447 dosya
adliye intikal ettirildi. İstanbul'umuzda 2021 yılı sonu itibariyle geçici koruma kapsamında ve ikamet izinli olmak üzere toplam 1.228.016 yabancı bulunmaktadır. Geçen yıl 70.062 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. 39.525 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerimize sevk edildi. Burası önemli. 23.072 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilirken 7.465 yabancıya 6.458 sayılı kanun kapsamında idari tedbirler uygulandı. Tüm insanlığı tehdit eden küresel salgınla mücadelemiz 22 aydır devam ediyor. Henüz bitmedi. Bizim en büyük gücümüz aşı. Evet, aşı. Lütfen iki doz aşınızı yaptırmış olsanız dahi hatırlatma dozunu sakın ihmal etmeyiniz. Onlarla bu şehri birlikte paylaşıyoruz. Onlar bizim can dostlarımız. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını artırmak için hayvan durum izleme projesi Haydi uygulanmaya başladı. Bu mücadelede beraberiz. Haydi projesi kapsamında 2021 yılında 86 kişiye ceza işlemi uygulandı.